2008'de gidelim Invest AZ'ye. Kameralarımızı çeviriyoruz ve Mehmet Arın karşımızda. Mehmet Arın merhabalar. Nasıl bir gün hem borsa tarafında hem de dolar TL tarafında? Buse Hanım merhaba. Haftanın ortasına gelmemize rağmen tabii yurt içi gündemde seçim öncelikli olarak devam ediyor ve yurt içinde hem Borsa İstanbul tarafından hem de dolar TL'yi bir miktar etkilemeye devam ediyor diyebiliriz. Bugün hem Yüksek Seçim Kurulu'ndan hem de taraflardan farklı farklı açıklamalar geldi ve her geçen gün bu açıklamaların biraz daha şiddetinin artması da piyasalardaki baskıyı artırmaya devam ediyor. Diğer taraftan bugün önemli bir veri, enflasyon verisi açıklandı Mart ayına ilişkin. Burada da yıllık bazda gıda fiyatlarının, aylık bazda da sağlık harcamalarının henüz daha istenilen seviyede olmadığını ve yukarı yönlü devam ettiğini görmekteyiz. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan ekonomik plan içerisinde muhtemelen gıda ile ilgili yeni adımlar da piyasanın beklentileri dahilinde devam ediyor. Son olarak da Sayın Bakan Çavuşoğlu'nun ABD ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar yine gündemimizdeydi. Burada S-400'lerle ilgili ve F-35 alımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve Suriye'deki tüm ülkelerin ülkeyi boşaltması gerektiğini yineledi Sayın Çavuşoğlu. Önümüzdeki haftada yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya'da yapacağı görüşmelerde önemli olacaktır. Borsa İstanbul bugün biraz daha 95.000 seviyesini test etmeye çalıştı ancak son iki gündür bu noktayı geçemediğini ve 94.500'lerde hareket ettiğini görüyoruz. Seçimlerin henüz daha İstanbul'daki özellikle sayımın henüz daha bitmemiş olması sebebiyle de satış baskısı biraz daha hakim diyebiliriz piyasada. 93.500 ve 92.500 noktalarını takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde 95.000 seviyesini geçmemiz önemli olarak bakıyorum ben. Dolar TL'ye bakacak olursak ABD'den gelen veriler vardı. ADP verisi beklentilerin altında kaldı. Bu hafta Cuma günü tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Diğer taraftan ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin bir miktar daha olumlu olması dolara pozitif olarak yansıdı diyebiliriz. Dolar TL bugünkü belirsizlikle beraber yine biraz oynaklığı artmıştı ama 5.62 seviyesinde hareket ettiğini görüyoruz. 5.55 tabii önemli bir destek noktası olarak çalışmaya başladı. Yukarı yönlü hareketlerde de 5.64 ve 5.67 seviyelerini takip ederiz. Avrupa Birliği tarafında gelen verilerde PMI verileri İngiltere aciz beklentilerden iyiydi. Borsalarda toparlanmanın olduğunu görüyoruz ama Brexit ile ilgili gelişmelerde 12 Nisan tarihinde anlaşması Brexit'e daha çok yakın olduğunu görüyoruz ama Theresa May'in de yine az da olsa bir süreyi uzatma isteği hala hakim. Euro dolar paritesi 1.1260 seviyesinin aşağısında işlem görüyor. Dün de 1.1180 seviyesini test etmişti. Bu bölgenin aşağısında 1.1150'leri yakından takip edebiliriz. Yarın yine Avrupa Birliği'nden toplantı tutanakları açıklanacak. Yine euro dolar paritesi üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum Buse Hanım. Mehmet Arın çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve değerlendirmeler için. Şimdi de